Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Saadettin Baskın ve beraberindeki heyet basın ziyaretleri kapsamında gazetemizi ziyaret etti. 10 gün önce Yeniden Refah Partisi'nde il başkanı olarak göreve başlayan Saadettin Baskın, Bolu'da halka hizmet etmek ve hizmetkar olmak için çalışmalar yapacaklarını dile getirerek temel ana maddelerinden de bahsetti. Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Saadettin Baskın, hakkı savunarak yanlış olan durumun ve hareketin karşısında duracaklarını ifade etti. Şimdi öncelikle dediğim gibi bizim Milli Görüş'ün 3 ana temel maddemiz var. Bunlardan bir tanesi ahlak ve maneviyat üzerine siyasi çizgi izlemek. İkincisi ise hak ve haklının yanında olmak her daim. Hakkı savunmak. Dolayısıyla yanlış olan bir durumun ve hareketin de karşısında olmak. Hedeflerimizden bir tanesi de bu. Tabii bunları yaparken de kendimizi, makamımızı, mevkimizi hem sahip çıkmak hem de makam mevki sevdalısı olmadan nefsimize hakim olmak. Hedeflerimizden en önemli hedeflerimiz bunlar. Türkiye ve Bolu için yapacakları olduğunu da dile getiren Saadettin Baskın, iktidar olma hedeflerini yineledi. Ciddi çalışmalarımız var. Tabii ki projelerimiz var. Türkiye çapında projelerimiz var. Bolu için yapacaklarımız var. Türkiye çapında projelerimiz Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Doğan Aydal hocamız bununla ilgili milli kaynak paketimiz adı altında bir kitap çıkardı. Bu kitabı inşallah tüm halkımıza yavaş yavaş ulaştırmaya başladık. Ulaştırmaya da devam edeceğiz. Bunun içeriğinde çok güzel projelerimiz var. İşte su kaynaklarının tam manasıyla kullanması ile ilgili, güneş enerjisinin tam manasıyla kullanılması ile ilgili, tarım ve hayvancılık konusundaki yapacaklarımız ve hayvancılığı destekleyeceğimiz projelerimizle ilgili. Güzel projelerimiz var inşallah. Bunları hayata geçirip halkımızın hizmetkarı olmak, halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bu durumlar, yaptığımız çalışmalar sonuç vermesi için de öncelikle ağımızı genişletmemiz gerekiyor. Yani üye sayılarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Şu an Bolu merkezde resmi kayıtları geçmiş 451 üyemiz var. Çok kısa sürede kurulan, sıra önce kurulan bir parti olmamıza rağmen 451 üyemiz var. Resmi kayıtlara geçmiş. Ama geçmemiş 1000'in üzerinde üyemiz var. Bunlar kayıtlara geçmesi biraz süre alıyor. Bundan sonraki süreçte ise ilk hedefimizde iktidar olmak var. İktidar adayı olmak var. Hedeflerimiz bunlar. Saadettin Baskın, Cumhuriyet tarihinin ilk ve denk bütçesini sağlayan bir başbakana sahip parti vurgusu yaptı. Erbakan hocamın biliyorsunuz 95'te 11 aylık bir hükümet geçmişi var, yaşamışlığı var. Erbakan hocam 11 aylık dönemde halkına, vatandaşına, asker ücretlisine, askerine, emeklisine, polisine %100'lerin üzerinde, %300'lere varan, bunu her yerde söylüyoruz, bir maaş zammı yaparaktan ve bunu yaparken de ağır sanayi hamlesini başararaktan ve bunu yaparken de yine Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek denk bütçesini yakalayaraktan böyle bir çalışma yapmış bir başbakana sahibiz. Türkiye'nin en büyük sıkıntısının üretime dayalı ekonomi olmadığının farkındayız diyen Baskın, üretime dayalı istihdam sağlanması gerektiğini söyledi. En ücra köşedeki ihtiyaç sahiplerini tespit edip onlara öncelikle biz iş sağlamak istiyoruz. Yani sürekli yardımlarla onları hem kendileri açısından kalben, ruhen rahatsız olmalarını istemiyoruz. Onlara eğer imkanları varsa çalışma sahaları açmak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük sıkıntısının üretime dayalı ekonomi olmadığının farkındayız. Bunları değiştirmek istiyoruz artık. Yani sürekli inşaatlarla veya kredi faizleriyle, kredilerle insanların kalkınmasını sağlamak gibi hedefimiz yok. Hedefimiz üretime dayalı istihdam sağlamak. Baskın son olarak kimsenin kimseye muhtaç olmayacağı bir ülke olmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı. İnşallah başaracağız. Halkımız teveccüh gösterecek, buna inanıyoruz. Daha ziyade az önce söylediğim, bahsettiğim ekonomi neden kötü? Geçmişe baktığımızda 2000'li yıllarda bir asgari ücretli belki düşük bir maaş alıyordu. Bugünkü değer olarak söylüyorum, düşüktü. Hani 100-200 lira gibi maaş alıyordu. Ama aldığı maaşla o günün şartlarında 20 tane küçük altın alabiliyordu. Bugün baktığınızda maalesef 2,5-3 altın alamaz hale geldi. Bunların farkındayız.
Bu değerlere sahip çıkacağız. Çalışan değerlerimize sahip çıkacağız. Çalışan halkımıza sahip çıkacağız. Asgari ücretimize sahip çıkacağız. En çok bizim için önemli halkın tabanına sahip çıkmak için. Biz halkın tabanından geliyoruz. Ben ticarete çok küçük yaşlarda başladım. İnşallah halkımızın hem kendi kendini geliştirmesi için hem ekonomik düzeyini yükseltmesi için hem de kimsenin kimseye muhtaç olmayacağı bir ülke olabilmemiz için inşallah elimizden gelen çabanın, gayretin en fazlasını yapacağız inşallah.